Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Malumunuz Türkiye'mizde 500 kilometre alanı kaplayan 10 ilimizde korkunç, üzücü, yasa boğucu bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Öncelikle ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta kalanlara sabrı cemil niyaz ediyoruz. Allah gönüllerine sekinet, rahatlık, genişlik versin diyoruz. Bu esnada felaketin büyüklüğü oranında yoğun bir yardım kampanyasını gördük. Bundan dolayı da mutluyuz. Hem Türkiye içerisinden hem kişiler, hem kurumlar, hem kuruluşlar el birlik, seferberlik halinde bu yarayı sarmak için elden gelen gayretin gösteriliyor olmasından dolayı da içimiz birazcık rahat. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu yardım çalışmalarında neler yapıldığını sizlerle kısa ve özet bir şekilde paylaşmayı veya tabiri caizse bir bilgilendirme yapmayı uygun gördüğümüz için bu sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bir kez daha öncelikle ayrım yapmaksızın kişilerinden kurumlarına gerçekten ciddi anlamda sahada elinden geleni yapmak üzere çalışan bütün kişi ve kuruluşlara Allah'tan bereket, afiyet, güç, kuvvet diliyoruz. Bu bizi çok mutlu ve mesrur etmiştir. Biz İsviçre İslam toplumu olarak da hasbelkader üstümüze düşen kadarıyla her sıkıntıda olduğu gibi burada da yaraların sarılmasına ne kadar katkımız olur, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Malumunuz biz İGMG Hasene Yardımlaşma Derneği ile çalışmalarımızı sürdürdüğümüz hepinizce malum. Bu vesileyle önce Hasene üzerinde neler yapıldığını kısaca özetlemek istiyorum. İlk günden itibaren gönüllüler organize edildi. Sahada mobil klinikler kuruldu. Sahada yine mobil fırınlar, mobil aş evleri kuruldu. Nakdi yardım olarak da pazar günü yaptığımız bölge başkanları toplantısı itibariyle söylüyorum, son geçtiğimiz pazar 7,5 milyon online yardım toplandı. Cuma namazlarında bütün Avrupa'da 3 milyon yardım toplandı. Hiç şüphesiz bunların devam ettiğini düşünüyoruz. Bu esnada ilk günden itibaren deprem bölgesinde 500 seyyar VC ki şiddetle ihtiyaç olunan ihtiyaçlardan biriydi. 550 jeneratör bölgeye ulaştırıldı. 2350 jeneratör de şu an itibariyle, pazar günü itibariyle olan bilgi gümrükte bekletiliyor. İnşallah en kısa zamanda onlar da ulaşmıştır. Bütün Avrupa'da Hasene'nin yaptığı bu yardımlar içerisinde İsviçre'mizin, burada yaşayan kardeşlerimizin, birlikte çalıştığımız kardeşlerimizin yardımlarını da paylaşmak istiyorum. Evet, öncelikli olarak gıyabi cenaze namazlarıyla, dualarımızla bir yardım gönderdik. Bu da hafiflenecek bir şey değil. Daha sonra Hasene Online üzerinden bizim İsviçre katkımızın bugün itibariyle yaklaşık 230 bin frank olduğunu paylaşmak isterim. En son malumunuz Cuma namazında topladığımız yardımlar 105 bin İsviçre frankı kadar olmuştur. Bütün bu nakdi yardımların haricinde Avrupa Müsiat 1000 konteyner ev projesi başlattı. İsviçre Müsiat Başkanımız Şeref Yıldız kardeşimiz de bu 1000 evin 100 tanesini biz İsviçre olarak yapmak istiyoruz demiş ve bunu bizlerle paylaştı. Ve biz de başkanlarımızla görüşerek nakdi yardımların tamamen haricinde olmak üzere bu 100 evin 30 tanesinde biz İsviçre İslam toplumu olarak başkanlarımızla, tabanımızla birlikte üzerimize alıyoruz dedik ve şimdi bu 30 tane konteyner evi İsviçre İslam toplumu olarak destek vermek üzere bir çalışmanın içerisindeyiz. Elden gelen yardımları esirgemeyeceğinizde hiç şüphemiz yok. Dolayısıyla yardımlarımızla, dualarımızla, katkılarımızla bu büyük bir felaket olduğu için bir zaman dilimi daha devam edecek. İlk günlere bakarak dostlar, yaraların daha hızlı sarıldığını, güzel haberlerin alındığını, şaşkınlığın tabiri caizse atlatıldığını, daha düzenli hastaların da, kurtarılanların da, sokakta kalanların da organize bir şekilde yavaş yavaş yerleştirildiklerini görüyoruz. Bundan dolayı içimiz biraz daha rahat.
Cenab-ı Hak en kısa zamanda bu sıkıntıları atlatmayı, bütün milletimize bir sükunet, bir rahatlık verici günleri göstermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bu kısa bilgilendirmemizden sonra dostlar, bazı genel, yine kısa olmak üzere değerlendirme yapmak da istiyorum. Bunun bugünden sizlerle paylaşılması lazım, kayda geçmesi lazım, düşüncelerimize yerleşmesi lazım. Biz duygusu güçlü bir milletiz. Mazlum gördüğümüzde, afet gördüğümüzde, yardım gördüğümüzde gerçekten can hıraş bir şekilde bütün duygularımız harekete geçerek, hatta şaşırmışçasına yoğun bir şekilde ne yapabilirim, ne yapabilirim düşüncesiyle herkes elinden geleni yapıyor. Afetler insanla beraber her zaman olabilir, daha beterleri olabilir, Allah göstermesin. Ancak bu yaşanan son felakette, aslında daha öncelerde de bu tecrübe vardı ama insanlarla, tabanla yoğun paylaşılmadı. Biz paylaşarak bilinç hanemize yazılsın istiyoruz. Dostlar, bu gibi depremlerde en önemli şeyin nakdi yardım olduğunu dikkatten kaçırmayalım. Yani el çabuk ne yapabilirsek yapalım, ne toplarsak gönderelim düşüncesinin biraz duygusallıktan kaynaklandığını, ama sakin geri çekilip düşündüğümüzde, akılla hareket ettiğimizde en önemli şeyin nakit yardımının olduğunu özellikle paylaşmak isterim. Sizler de birçok haberlerde, yorumlarda artık gördünüz, duyuyorsunuz. Bu rastgele toplanan malzemelerin birçoğunun sokaklarda döküldüğü, israf edildiği, birçoğunun elde depolarda kalıp gönderilmediğini birçok sebeplerden dolayı gördük. Buradan dolayı anlıyoruz ki çok önemli olan nakdi yardım. Neden çok önemli dostlar? Öncelikle her şey, diyebilirim ki, gönderdiklerimizin hepsi Türkiye'de mevcut. Birinci olarak Türkiye'de mevcut olması itibariyle bunların Türkiye'de alınması çok önemli. Neden? Bir, burada bir alacağımız bir miktar para ile şeyi, eşyayı, yardım ihtiyaç malzemesini Türkiye'de en az 2-3 tane alabiliriz. İkinci olarak zaman kaybından kurtuluruz. Dolayısıyla buradan organize ederek birkaç gün sonra ulaştıracağımız eşyayı nakdi yardımlarla aynı gün Türkiye'mizden tedarik etmek suretiyle zaman kaybından kurtulmuş oluruz. Üçüncü olarak kargo ücretleri ödeniyor, tır ücretleri ödeniyor. O ücretler bir anlamda israf boyutuna düşer. Aynı ücreti daha fazlasıyla yardım malzemeleriyle Türkiye'de kullanmak çok daha mantıklıdır. Beşinci olarak da değerli dostlarım, Türkiye malum bütün dünyada da olduğu gibi ekonomik kriz içerisinde. Afetin gelmesiyle çok daha büyük bir ekonomik krizlere kapı açacak ve bu bütün Türkiye'yi etkileyecektir. Çünkü devlet bu yaraları sarmakla ve bunları da parasal bir güçle yapmaya mahkumdur. Dolayısıyla böyle olunca da bizim göndermiş olduğumuz nakdi yardımlar hem depremzedelerin yardımlarını sararken hem de Türkiye'de yapılan alışveriş ile Türkiye'nin ekonomisine de katkıda bulunacaktır. Böyle birçok sebepleri dikkate aldığımızda, sakin, akıllıca düşündüğümüzde, akıl ile düşündüğümüzde dostlar, gerçekten nakdi yardım toplamak çok önemlidir. Sadece nakdi yardım yaparken hiçbir şey yapmıyoruz, bir şeyler yapalım gibi bir telaşa düşmek de çok akılla ilintili değil. Bu bizim malum duygusal yönümüzdür. Bunun kayda düşülmesini, bundan sonraki durumlarda sakin, akılla ve bu şekilde hareket edilmesine katkı olsun hasebiyle bu küçük detayı sizinle paylaşmış oldum. Değerli dostlar, içinde yaşadığımız zaman medyanın her taraftan gözümüze, kulağımıza her şeyi ulaştırdığı bütün detaylarıyla, özellikle sosyal medya, böylesi bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bundan dolayı yaşanan afetle ilgili bir kısım paylaşımlar üzerinde de kısa birkaç kelam etmek isterim. Öncelikle hiç şüphesiz bu kadar büyük bir afette yönetimlerinde, kişilerinde, kurum ve kuruluşlarında bir kısım aksaklıkları olabilir, olmuştur da. Ancak böyle bir zamanda eksiklikleri, aksaklıkları, hataları, kusurları paylaşmanın iyi niyetle çok bağdaşmadığını buradan ifade etmek isteriz. Şöyle düşünelim, adamın birisi kaza yaptı. Arabasından fırladı, dışarıda yatıyor.
Birkaç insan da geldi başına toplandı yardım etmek üzere. Ama o esnada o kolu parçalanmış, ayağı parçalanmış, kafası yarılmış insana yahu sen niye bu kadar hızlı gittin? Aa bir de bak senin tekerin de kabakmış. Aa bak frenlerin de efendim zayıfmış gibi eksikleri söylemek neyse bu hadisede bu davranış biçimi de odur. Zira o adama ilk yapılması gereken iş onu hemen acil yardım ile hastaneye kaldırmak, yaralarını sarmak, yaralarını sarıp sağlığına kavuştuktan sonra denebilir. Bak şu 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 hatalardan dolayı böyle bir duruma düştün. Dolayısıyla buna benzeterek ifade etmek istedik. Şimdi iyi niyetle alakası olmadığını söylememizin sebebi şu anda seferberlik zamanı, yardım zamanı, herkes elinden ne geliyorsa onu yaparak yaraları sarma zamanı. Bu vesileyle iki ayrım yaparak söylüyorum. Bir tanesi gerçekten ciddi anlamda sahada olup gördüklerini paylaşmak üzere yardım edin, buraya hiç gelen yok, haberiniz olsun, buralarda da çok sıkıntı var diye iyi niyetle yardım çağrısıyla paylaşım yapan bir kısım temiz niyetli çalışanlara, gönüllülere, onlara da provokasyon gözüyle, provokatörler gözüyle bakılması gibi bir hataya düşülmüştür. Bu yanlış oldu. Ancak bununla beraber herkesin de takip ettiği gibi sahada sadece provokasyon yapmak için, sadece halkı birbirine düşman edip kışkırtmak için, sadece buradan bir kısım kişisel veya örgütsel rantlar elde etmek için, kaos çıkarmak için çalışanları da çok iyi takip ediyoruz, farkındayız. İnsanlar bunun farkında. Hiç şüphesiz vakti gelince bundan da çıkarılması gereken dersler çıkaracaktır. Kısaca paylaşmamızın sebebi bu tür efendim manipülasyon içeren haberlerden etkilenmememiz gerektiği, zamanın tamamen yardım ile yaraları sarma zamanı olduğunu paylaşmak isteriz. Düşünebiliyor musunuz? Sevinçten dolayı uzun zaman sonra yardımlar vesilesiyle kurtarılan insanları kurtarmanın sevincinden dolayı tekbir getiren insanlara terörle ilişkilendirebilecek yorumlar, düşünceler paylaşan insanlar hakkında yani pozitif bir şey söylemek, bir değerlendirme yapmak mümkün mü? Bu nasıl bir düşünce? Hangi toprakta yetiştin? Hangi inancı taşıyorsun? Nasıl bir niyetle, nasıl bir insansın? Ya al, tekbir coşuyoruz. Allah ne takdir etti ki? Nasıl oldu da bu insanlar yaşandı? Ona nasıl ulaştım? Elhamdülillah, Allahu Ekber, seviniyorum. Bunun üzerinden olumsuz yorum yapmak, bunu terörle ilişkilendirmek nasıl bir düşünce? Bunu izah etmeye de gerek yok. Dolayısıyla ben bütün detayları burada paylaşmak durumunda değilim. Sadece kısaca böyle bir imtihanla karşı karşıya olduğumuzun farkında olup ona göre bilinçli tepki ve tavır göstermemizin gerektiğine de işaret etmek istiyorum. Dostlar, bitirirken bir de kısaca bir tefekkür boyutuna da işaret etmek istiyorum. Afet çok büyük, sıkıntımız çok büyük, içimiz kan ağlıyor diyebiliriz. Ancak hani Cenab-ı Hak buyurdu ya, şer gördüğünüzde hayır, hayır gördüğünüzde şer vardır. Siz bilmezsiniz, Allah en iyisini bilir. Sanki bizim böyle bir birlik, dirlik, yardımlaşma, bu zayıflamış olan hallerimizin yeniden canlanması için sanki de böyle bir felakete ihtiyacımız vardı gibi. Sözün maksadı aşmasın. Çünkü afetten sonra insanımızın kişisel, kurumsal, yönetimsel topluca, topyekün bu yaralara canhıraş koşması, gözyaşlarıyla uykusuz kalarak yardım etmek için hem Avrupa'dan hem Türkiye'den insanların akın akın gitmesi, bizdeki bu ruhun bu hala diri olduğunu, canlı olduğunu ve bu vesileyle yeniden bir bilinçlenmeye, yeniden bir çelikleşmeye sebep olduğunu ifade etmek isterim. Sonra Allah'ın takdirlerine işaret etmek, düşünmek, tefekkür etmek isteriz. 198. saatte kurtarılan insanlar, gençler var ise buradan da Allah dilediğini yaşatır.
Ya 6. gün, 7. gün, 8. günde insanlar enkaz altında, bir şey yemeden, bir şey içmeden nasıl oldu da bunlar sağ çıktı? Bu gerçekten üstünde tefekkür edilmesi gereken bir şey. Demek ki Allah dilediğini yaşatır, dilediğini öldürür. Ve yine sizler de takip etmişsinizdir. Bir çocuk, kurtarılan bir çocuğu hemen yemek, su ihtiyacını gidermek üzere teklif edildiğinde benim karnım tok demesi, beni bir teyze doyuruyordu, içiriyordu, bana bakıyordu demesi, işte bunlar bilimle, akılla anlatılabilecek, izah edilebilecek şeyler değil. Bunlar ancak kalp ile, inanç ile, Allah'ın takdir tecellileri ile, Allah'ın dilediğini yapabileceği, dilediğini yaşatabileceği ile ilgili inancımız açısından değerlendirebileceğimiz şeyler. Bu açıdan da bu afet üzerinde bu yönlerde tefekkür etmemizde fayda olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu afetten sonra henüz zamanı değil ama şu vakitte gelecektir. Bu aynı zamanda bitirirken sözlerimizi bir duadır, bir temennidir, bir arzu, bir umut cümleleridir. İnşallah bu afetten sonra kişisel bazda, yönetimsel bazda, kurumsal bazda her kim ne hata etmiş ise hatalardan dolayı yaşanan bedellerden gerekli tedbirlerin alacağı, tabiri caizse artık Türkiye fay hattında olan bir ülke olması hasebiyle artık yeter, asla ve asla bu tür eksikliklere, hatalara bir daha fırsat verilmeyeceği yönünde tedbirler alınacağını umarak, bekleyerek bu noktada da düşünce ve duygularımızı sizlerle paylaşmak isteriz. Yani arzumuz budur ve inşallah olacağına inanıyoruz. Depremlerin yarası sarıldıkça depremle ilgili çok daha farklı analizlerin, yorumların, tedbirlerin ortaya çıkacağını ümit ile bekliyoruz. Değerli dostlar, bu afet vesilesiyle bir kez daha yardım eden, gece gündüz yorgun, argın, uykusuz, sahada çalışan, maddi manevi her türlü katkıyı yapan yardım kuruluşları, sivil kuruluşlar, şirketler, isimlerini burada sayamayız. Her birilerine teşekkür ve dualarımız vardır, kalbi dualarımız vardır. Bütün dünya devletlerinden gelen yardımlarla ilgili de teşekkürlerimiz vardır. Cenab-ı Hak gerekli dersi çıkarmayı, bir daha böyle büyük afetlerle, taşıyamayacağımız yüklerle bizi imtihan etmemesi dilek ve duasıyla hepinize hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.